Entelektüel uğraş insanı bir yerden bir yere taşırken aynı zamanda vazgeçişler ve isyanlar oluşturur. Entelektüel uğraş kendi içindeki mücadelenin de bir anlamı olarak ortaya çıkar ve entelektüel uğraş zaman zaman değil her an, üstelik kendi içinde de bir diyalektik ilişkiyi sürdürmeye neden olur. Burada toplumun genel hükümleri üzerinden bir entelektüel olarak toplumun genel hükümleri üzerinden, örneğin etik değerler üzerinden tartışma yaptığımız zaman toplumun değerlerini kabul etmek zorunda değiliz. Hatta daha ileri gidiyorum, toplumun değerlerini reddederek yola çıkmak zorundayız. Ben bir materyalistim. Yani materyalizm maddecilik demek. Maddecilik de elle tutulup gözle görülen deneye tabi olan bir yaşamı yeğlemek demektir. Bir uhreviyat fikrinin olmaması demektir. Aklı değerlendirmek gerekir. O zaman inanan insanlarla olan ilişkinizi sadece ve sadece saygı düzeyinde sürdürürsünüz. Birisi inanıyor diye onu tenkit etme hakkımız yoktur. Ama o inancı üzerinden dünya kurmasını kabul etmemiz de beklenemez. O kendi için kurabilir ama bizim için kuramaz. Yani ben hukukta olsun, efendime söyleyeyim insan ilişkilerinde olsun öteki dünya tezi üzerinden kendimi tartamam. Yani Allah senin cezanı versin, Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah bilmem işte cenneti var, cehennemi var, hukuku o belirler falan gibi bir tutum benim için geçerli değil. Ben burada bu dünyada eleştirel düşüncem de dahil olmak üzere hemen hemen bütün meselelerde olan biteni görmek isterim. O yüzden hukuk dediğimiz şey nesnel olmak durumundadır. Ölçülerini insanlık koyar. Bunu bilmediğimiz takdirde başka bir tablo ortaya çıkar. Neden benim gibi insanlar siyasal ideolojik düşünceleri olduğu halde bir siyasal yapıda, bir siyasal partide, kitle partileri için söylüyorum, yan yana olmakta güçlük çeker? Çünkü kitle partilerinin temeli herkese hitap etmektir. Herkese hitap etmek demek aslında hiçbir entelektüel verin olmaması, hiçbir etik veriye dayanmamak demektir. Orada kendince bir sıralama yapmazsın. Toplumun ihtiyaçlarına göre çoğu zaman da popülist olmak suretiyle ona hizmet edersin. Maalesef demokrasi dediğimiz dünyanın en berbat rejimi de bize şunu söyler. Der ki kardeşim kitlesel olursan çoğunluğun ortaya çıkarttığı yönetim biçimini kabul edersin. Şu soruyu sordurtmazlar. Ya kardeşim insanlık tarihinde çoğunluğun haklı olduğu bana bir vaka gösterin. Bir vaka, bir toplumsal olay gösterin. Yok. Çoğunluğun haklı olma ihtimali yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün dindarlar hani hemen hemen bütün dinlerde olanlar peygamberlerine inanırlar, işte kitaplarına inanırlar falan. Peki ben buradan soruyorum size. Acaba ne kadar dinlerinin içindeki tartışmalarını biliyorlar? Ne kadar tarihçesini okuyorlar? Din dediğiniz şeylerde bile ki bence tamamen öte dünyayla ilintili olduğu için ispata dayanmaz. Ama din dediğiniz meselede bile nasıl bir tabloyla karşı karşıya olursunuz? Orada inancınızın oluşması için birisi çıktığı vakit o çıktığınız işte bana vahiy geldi ya da ben Tanrı tarafından görevlendirdim der ve ona az kişi inanır. Sonra artık bazen kılıç gücüyle, bazen ikna ile, bazen vesaire işte dövüşmelerle, şunla bunla neyse o yaygınlaşır. Siz onun kitlesel olduğu bir zamana şu anda doğmuş olduğunuz için onun hep var olduğunu sayarsınız. Oysa ki Hristiyanlığın bize dayattığı bugünkü Katolik ahlakında içinde olduğu ahlak, bugünkü Katolik olduğu Katolik ahlakın içinde bulunduğu ahlak bize şöyle bir şey öneriyor. Sıfır noktasını İsa'nın doğum günü olarak kabul edin diyor. Bir kere İsa yaşadı mı? Dünyaya nasıl geldi tartışmaları sürüyor. Birden fazla İncil var. O da ayrı bir tartışma konusu. Fakat tarihi bile Hristiyanlar kendiyle başlatıyor. Dolayısıyla bizim kullandığımız takvim dahil olmak üzere tarihin sıfır noktası İsa tarihten önce diye tarif ediliyor. Tarihten önce nasıl olur? Yani böyle bir gerçeklik olamaz mı? Tarih dibine kadar gider. İsa'dan önce diyorlar, İsa'dan sonra diyorlar. Yani o tez aslında İsa'dan önceki üretilmiş değerlerin de yok sayılması, İsa'dan sonra üretilmiş değerlerle birlikte ahlakın, hukukun, yaşam biçiminin olması anlamına geliyor. Ve bir dini hayattan söz etmiş oluyoruz, Hristiyan dini bağlamında. Sonra peygamberler yine gelmeye devam ederken
tek peygamber, yani tek tanrılı peygamberlerin sonuncusu Muhammed yine reddedilerek, yine tepki gösterilerek, o dönemde Arap coğrafyasında Allah'ın günü birçok peygamber iddiasında bulunanlar varken, kadın peygamberler recmedilirken Muhammed peygamber takipçileriyle birlikte, aynı zamanda da tacir ve içinde bulunduğu şehirde çok önemli bir şehir, oranın üzerinden daha sonra yine bir siyasal uygulamayla ilk döneminde de fevkalade devrimci bir yaklaşımla davranarak kitleleri peşine düşürüyor ve şunu söylüyor. Ben diyor son peygamberim, kendimden öncekileri tanıyorum. İlginç olan şey şu, çatışma nereden çıkıyor? Musa ilk peygamber ama Ari ırk dediğimiz Musevilere geliyor. İsa da bir Musevi, bir Musevi Hristiyanlığı kuruyor derken Müslümanlar geliyor. Bunları niye anlatıyorum? İşte bütün bunlar üzerinden bir yaklaşım, bütün bunlar tarihsel veridir ve bütün bunlar mitolojik bir yaklaşımdır. Bir materyalistin bu mitolojik yaklaşımlara, bu kitaplara itibar etmesi söz konusu değildir. Somut veri yoktur, gözlem olanağı yoktur, akılcı değildir, deneye tabi değildir. O yüzden buna inanan inanır, inanmayan inanmaz anlayışı var. O halde biz buradaki kendimizi sibop olarak gördüğümüz değer nedir? Laikliktir. Nitekim laikliğin devletin, yani gündelik hayatın içerisinde hiçbir dini unsurun olmamasını öngören ve aslında bütün inançları da teminat altına alan bir ölçüde, çünkü inançlar arasında bir hiyerarşi kurmuyor. Yani Müslüman Hristiyan'dan daha değerlidir, Musevi işte Hristiyan Musevi'den daha değerlidir falan demiyor. Hindusu da dahil olmak üzere ne derseniz deyin, inananlar arasında bir hiyerarşi olmamasının en büyük güvencesi dünyanın neresinde olursa olsun laikliktir. Ve laiklik insanlığın ortak deneyimiyle oluşmuştur. Bu bir. İkincisi, dinler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman dinler arasındaki ilişkiler de geleneklerle oluşmuş olur. Gelenekler ne demektir? Yani bir dinde olan, mesela tek tanrılı dinlerden önce de oruç var, kurban var, Musevilikte var, Hristiyanlıkta var, işte Müslümanlıkta var, dönüşerek değişmiştir vesaire. Şimdi bu bir, bunu koyduk kenara. İki, içinde bulunduğunuz coğrafyanın da dini bağlamda size getirdikleri, götürdükleri vardır. İbadetlerinizi yaparken bile coğrafya unsurdur. Yani suyla abdest almakla, suyu bulamadığınız zaman toprakla almak bile bir coğrafi meseledir. Bu bağlamda baktığımızda Osmanlı'dan önce Müslüman olunuyor tabii, ama Anadolu coğrafyasında ağırlıklı olarak Türkmenlerin olduğu coğrafyada, ki bu yurdun Türklük meselesiyle Alevilik birebir ilişkilidir. Alevilik Türklükle ilgilidir. Yani birisi Türk'üm dediği zaman zaten kaçınılmaz olarak Alevidir. Ondan sonra Kürt Aleviliği ve Müslümanlıkla birlikte Arap Aleviliği üzerine konuşabiliriz. Ben bunun hiçbirini dini tartışma anlamında söylemiyorum. Bunlar sosyolojik olarak Anadolu'dan söz ediyoruz. Anadolu'ya geldiğimiz zaman bizim burada buluştuğumuz noktada doğal olarak kılıç zoruyla, çünkü bir cihat meselesi var. Kılıç zoruyla bizim içinde bulunduğumuz halk Alevilik meselesiyle, işte kendince inancı var, ona göre cem ediyorlar vesaire. Alevilik meselesine bir dönüşüm sağlayan savaşlarla, siyasi durumlarla birlikte çeşitli yorumlar ortaya çıkmış. Ve Yeniçerilerin de Bektaşi olduğunu düşünürsek, yani Alevilerin düşünce ve soy kökünden olduğunu düşünürsek, Bektaşiliğin Yeniçerilikte olması, Yeniçeriliğin de taht için tehdit olması onun lağv edilmesine neden olmuştur. Ve Yavuz, Şah İsmail'le girdiği yine siyasi kılıç mücadelesinde Şah İsmail'i yendikten sonra bütün Alevileri bir anlamda isyankar olarak kabul edip her zaman Aleviliği kuşkuya yönelik bir yere oturtmuştur. Buna bağlı olarak bütün tarikatlarda Alevilikle ilgili olarak nedense tamamen reddetmiştir. Ve Orta Doğu coğrafyasının dışında, yani Şia, Şiilik vesaire dışında bize yönelik bir Alevi inancı ortaya çıkmıştır. Cem etmek. Cem nedir? Toplanma yeri demek. Cem ne demek? Toplanma yeri demek. Peki cami ne demek? O da toplanma yeri demek. Demek ki ibadethanelerin
Demek ki ibadethanelerin Nisan cüzdanından bir şey aldı da kusura bakmayın. Şunu da söylersen çok teşekkür ederim. İbadethanelerin cem ve caminin dinlerin kurulduğu zaman değil daha sonradan oluştuğunun da altını çizmemiz gerekir. Şimdi bütün bunlar ne kutsal ne değilin tarihi ve tartışmalı tarafı. Ancak Aleviler hakkındaki özellikle de bizim Antakya Alevileri, Arap Alevileri ile ilgili o başka bir yorum, ilgili çıkan tevatürler Türkiye'de özellikle Cumhuriyet'e de maalesef kötü olarak devrolmuş bir anlayıştır. Nedir Alevilerle ilgili söylenenler? Bir, Alevinin kestiği et yenmez. Neden? Neden? İki, Alevinin yemeğine, sofrasına oturulmaz. Alevinin işte yeminine inanılmaz. Ve en kötüsü, Aleviler mum söndü yapar. Yani bu iddia ne? Mum söndü yaptıktan sonra ev karanlık olur. Onlar ana, bacı, kardeş bilmez. Bu dedikodular yıllarca Türkiye'de söylenmiştir. Yıllarca Türkiye'de söylenen bu meselelerin, söylencelerin tamamı insanları ayrıştırmıştır. Dolayısıyla bu sosyolojik bir olaydır. Dini bir olay değildir. Bir mezhebin diğer mezhep üzerine tahakkümü Osmanlı'dan, Yavuz'dan devraldığı bir durumdur. Yani ilginç olan mesele şu, bir Alevi'ye zorla Yavuz'u sevdirmek mümkün değildir. Soyunu katleden bir anlayış gibi görülür. Nasıl Ermenilere ve işte başka dini gruplara kılıç artığı deniyorsa, aslında Alevilere görülen, Alevilere layık görülen tavır da budur. Ve Cumhuriyet Türkiye'sinde işte herhalde bir 15 milyon Alevi olduğunu varsayarsak, bilmiyorum tam oranını, ama 15 olabilir, 20 olabilir, 13 olabilir, ama nüfusun %75'i falan Sünni olduğu için Aleviler isyan eder görünmüştür. Yani Dersim meselesinden bakın, neresine bakarsanız bakın Alevilik meselesinde böyle bir sorun her zaman toplumda vardır. Fakat Aleviler özellikle Mustafa Kemal'e bağlıdırlar. Ve liberallerin söylediği gibi celladına hayran bir grup derler. Alevilerin celladına hayran olduğu için Mustafa Kemal'e saygı duyduğu doğru değildir. Doğrusu şudur, onun da altını çizmek isterim. Osmanlı'da Hristiyanlığın da altında muamele görür Aleviler, Bektaşiler vesaire. O yüzden bu yine tekrar diyorum siyasal ve sosyolojik bir tablo olduğu için Cumhuriyet'le birlikte en azından eşit yurttaşlık hakkı kazanmıştır. Nedir o teorik olarak? Senin bir nüfus cüzdanın olacak. O nüfus cüzdanı Sünni'den vesaireden başka olmayacak. Onunla sağlık hizmetinde, devlet hizmetinde, hayatın her yerinde olacaksın. Bu teorik kağıt üzerinde eşitlik bile Cumhuriyet'in büyük bir kazanımıdır. Nitekim dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği meseledeki en kritik olan şey şudur. Bir Dersimli, bir Alevi devletin en üst makamına gelecek. Böylece de Cumhuriyet'in verdiği bir ödül, bir taçlandırma olacak. Şimdi bunu anlat.